Bir yandan seçim gecesi seçmenin mektubunu balkondan okuyanlar inip grup toplantısına gidince hikaye okumaya, masal okumaya başladılar. Seçmenin mesajını anlamadıkları ortada. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı bu başarıya dönüp tesadüfen konjonktürel gibi hiçe saymayla meşgulken bir diğeri çıkmış seçimleri biz kazandık diyecek kadar seçmene karşı küstahlaşmış ve kibrinden arınamamış bir noktadadır. Oysa biz bunu bir zafer olarak görmüyoruz. Evet, bir başarıdır. Önemli bir başarıdır ama zafer değildir. Görevdir. Görev önümüzdeki ilk seçimlerde parti iktidar olduğunda, bu iktidar değiştiğinde ancak zafere dönüşecektir. Elimizde belediyeleri yönetme, rantı yönetme, gençleri, kendi evlatlarımızı, yakınlarımızı bir takım makamlara getirme, yandaşlarımızı zengin etme fırsatı yakalamadık arkadaşlar. Biz tarihin akışını değiştirme fırsatı yakaladık. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyetin tarihini yeniden yazma fırsatını yakaladık. Bu yüzden sadece partimizle, sadece biz bize ve sadece yetkiyi aldık, biz yönetiriz değil. Yetkiyi kimden aldığımızı biliyoruz. Bir kredi açılmıştır. Açılan kredi tüketelim diye verilmiş bir tüketici kredisi değildir. Açılan kredi düpedüz bir yatırımcı kredisidir. Aynen bir bankanın bir firmaya açtığı yatırımcı kredisi gibi. Yatırım için, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmıştır seçmen. 4 yıl bakacağım demiştir. Nasıl yöneteceksiniz? 4 yıl bakacağım dediğinizi yapacak mısınız? 4 yıl sonra bir karar vereceğim. Ya krediyi geri çekeceğim, kötü yönetirsen geri çekerler. Ya da hani yatırımcı kredisi sona gelirken şirkette işler iyi gidiyorsa banka müdürü erkenden gelir ya kahve içmeye. Aman krediyi arttıralım. Yukarıdan şu kadar daha kredi tanımladılar, kullanın. Aman bizden alın. Eğer doğru kullanırsak bu 4 yıl bu krediyi, yeni kredi açılacaktır. Hadi bakalım diyeceklerdir. Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i yönettiğiniz gibi, 14 büyük şehri yönettiğiniz gibi, bu 35 şehri yönettiğiniz gibi, 357 ilçeyi yönettiğiniz gibi, gelin bakalım, gelin. Hatta bu 60 beldeyi yönettiğiniz gibi, o belde de karar Özgür Özel'e bakarak değil, belde belediye başkanının ne yaptığına bakarak verilecek. Diyecekler ki, buraları yönettiğiniz gibi gelin bu ülkeyi yönetin. Bu şehirleri düze çıkardınız, gelin Türkiye'yi de düze çıkarın. Bizim hiç verdiğimiz oydan bizi pişman etmediniz, gelin Türkiye'yi de yönetin diyecekler.